Arkadaşlar merhaba. Çevre turuna çıktım gene. Mahallede dolaşıyorum. Bugün hava fena değil. Biraz düzeldi. Bayramın ilk iki günü bayağı sıkıntılıydı. Yağmur, ilk gün fırtına vardı. Ertesi gün yağmur yağdı. Her tarafı berbat etti. Bugün hava biraz güzel, güneşli açıyor. Gerçi bizim de son günümüz, biz bugün döneriz muhtemelen. Çünkü yarın sabah okullar açılacak. Çocukların okula gitmesi gerekiyor. Şimdi böyle bir dolaşayım istedim. Biraz sonra da sahile doğru giderim. Sahilden de bir görüntü atarım size. Şu an hava güzel. Orada da çok fazla dalga olacağını zannetmiyorum bugün denizde de. Burası çocuk parkı şöyle. Şurada komple kayrak taşlarıyla döşenmiş duvarları. Bayağı taş işçiliği var burada. Kayrak taşıyla kaplamışlar. Yani taş görüntüsü vermişler ama nereden baksanız kayrak taşı olduğu belli. Normal komple taş değil yani. Bahar iyiden iyiye kendini göstermeye başladı. Havalarda biraz müsaade etse, biraz daha güzel olsa çok daha iyi olacaktı. Ağaçlar canlanmaya başladı. Hepsinde çiçekler. Hatta bu sene meyve bayağı bol olacak. Yani bir dahaki geldiğimde, bir iki hafta sonra geldiğimde bütün dallarda meyveler olur. Hatta erikler, dut gibi yenebilir duruma gelirler. Buranın şu an en sevimsiz zamanı. Bu 15 gün, 20 gün sonra çok daha güzel oluyor buralar. Şöyle ki yani şu ağaçlar falan hep meyveye duruyor. Herkes geçerken gözüne takıldığında göz kirasını alıyor. Meyveler, erik, elma ne görüyorsan herkesinkinden alma hakkınız var. Alıyorsunuz dışarı sarkanlarda. Yani hakkım var derken yasal olarak bir hakkımız yok da şeyden kimse bir şey söylemiyor. Benim evimde de mesela dışarı sarkan meyveler var. Gelen geçen alır. Hiçbir zaman için. Yani ben görsem de görmesem de kimseye neden aldın diye söylemem. Yalnız geçen sene kötü bir olaya karşı geldim. Benim o dış tarafta bir tane büyük bir erik ağacı var. Komşulardan biri geldi. Daha da görmedi o komşuyu. Kimdir de bilmem. Komşu olduğu kesin ama oralarda. Benden müsaade istedi. Erik alabilir miyim diye. Tabii dedim, alabilirsin. Yani herkesle olduğu gibi düşündüm ben de. Alıp birkaç tane yemeklik. Meğerse ben öyle dedim. İçeri girdim, çıkana kadar bir de baktım ağaçta hiçbir şey bırakmamış. Kova getirmiş. Kovayı komple ağzına kadar doldurmuş. Ağaçta yani numunelik bir erik dahi bırakmamış. Hepsini toplayıp götürmüş. Yani almak derken o da biraz fazla abarttı. Biz onları orada bırakıyoruz dalda. Gelen geçen herkes bir şeyler alsın yesin diye. O da bencilce hareket etti. Niyazi amca kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Tavuklar duruyor gene ha? Kaç tane? 5 tane mi gene? Benimkiler mecburen Tuncay abiden sonra vermek zorunda kaldım. Bu abide 5-6 tane tavuğu var ama hanımıyla yalnız yaşıyor burada. O yumurtalar fazlasıyla yetip artıyormuş ona. 5-6 tane tavuğun yumurtası hatta. Arkadaşlar çevreye bile dağıtıyormuş. Şu ne güzel
Ağaç var burada, kesmişler. Merhaba Cem Bey. Nasılsın? Sağ ol, sen nasılsın? İyi Allah'ım. Nereden gittin? Dolaşıyorum. Bugün son gün, gideceğiz, geri döneceğiz. Ha? Aa, doğru söyledin ya, sen gideceksin. Aha, o çapa yapacaktım oraya ama pat 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 koyacaktım, olmadı. Çamur var çünkü. Kısmetliymiş. Bir dahaki geldiğinde. Gerçi yağmayacak ama yetişir mi? Bugün yetişmez artık. Girse de zaten çamurdur. Kaçta çıkacaksın? Akşama doğru 5-6 gibi çıkarım da. Ama olsa bile çamurdur, sokulmaz içeriye. Doğru. Sen ne yapıyorsun? İyi, ne yapayım? Ben İstanbul'dayım. Dün akşam geldim. Öyle mi? Bayağı yoruldum. Kendime gelmeye çalıştım. Niye? Tersine göç seninki ha? Bayramda herkes bu tarafa geliyor, sen İstanbul'a gittin. Tersine göç. Çok var orada. Mecbur gitmek lazımdı. Bir de birinci gece eğlenelim dediler çocuklar. Gidelim. Ha. Çok İyi içmişim. Yap. Daha kendime gelemedim. Hadi görüşmek üzere. Bakar mısınız şu meyve ağaçlarındaki yoğunluklara? Hepsi dolu bu sene. Maşallah var. Her taraf meyve dolu. Edikler falan. Burası da benim babaannemin evi. Bayram dolayısıyla gelemedi babaannem. Baba Mehmet abi izliyordur bunu. Göstereyim. Evini özlemiştir. Mehmet abi bayağı şey yapmış, otları bayağı büyümüş, bakar mısınız yabani otlar dolu burası. Her taraf ot. Benim orası da böyle ot basmıştı ama ben büyük ölçüde bir temizlik yaptım. Bir de aslında vakit olsaydı, şu hafta sonunda birleştirmiş olsaydılar, bayağı bir temizlik yapardım ben de, bahçeyi falan düzene sokardım. Bakar mısınız Mehmet abinin bahçesi hep ot. Geldiğinde bayağı işi var. Babaannem pek bahçe işleriyle arası yok ama Mehmet abi duramıyor, yapacak bir şeyler. Şuraya bakar mısınız armutlara? Bir daha da ne kadar çok var maşallah. Görüşürüz Cem Bey. Köpekleri sen mi besliyorsun? Bunlar buralarda hep yayılmış. Şu karşıda yaşlı bir amca var, şişman. O çok besliyor. Devamlı hep oralar köpek dolu. Bir tane de genç bir çocuk var. Şurada. O da hatta düdük çağırıyor onları. He. Ama ben de veriyorum. Yetmiyor herhalde. Öyle öyle. Ya kışı rahat atlattılar. Hiç şeysiz. Kışın bayağı sıkıntı. Yazın gene herkes geliyor, ya bir şeyler veriyor da. Yiyorlar artık. Şey, zaten yemiyorlar. Mama koyuyorum, beğenmiyorlar. Yok yok yok, beğenmiyorlar. Benim duman da peşimde dolaşıyor. Benim peşimde hep geziyor, dolaşıyor ama. Akıllılar ama ya. Çok iyi. Bunları var ya, uzaktan görsek kangal mangal ile yuttururlar. Çok güzel görüntüleri var. Kuyruklar simit. Bunların hepsi kardeş, biliyor musun? Burada üçü. Bunlar üç tane mi? Dört taneydi. Geçen o yavruyken bir tanesi öldü Vurdular onu. Bana da birisi söyledi. Ya. Kardeş diyor, küpeli numaraları bile. Kulağını ısırdılar zaten, küpesi. He. Ya can işte, bakmaya çalışıyoruz. Öyle öyle. İnsanlardan daha iyi bunlar, daha sadık. Ha, yat oğlum, yat. Kork. Hani bir çevre turu yapayım dedim, böyle yat. Video çekiyorum. Çevre turuna çıktım Burcu. Şu çektiklerini cimere at. Nereye? Çektiklerini cimere at. Cimere mi? Cimere at, evet. Neden? Aa, çalışmıyor, evet. Her yerimiz çamur be. Evet. Senden de selam söyleyeyim. Aynen, benden de selam söyle, kesin yaparlar. Tamam. Burası da. Arkedi yavruları da çekeyim. Aa, onları çekeyim, evet evet. O bir tanesine aşık oldum ya, çok güzel. O anneye benzeyen var ya. Geçiyor, tırmanıyorlar hepsi yukarıya doğru. Ya, Mehmet şeyden, gelecekti de çekindi biraz. Mehmet çok seviyor. Şu koltukları, perdeleri tırmalama işi olmasa ben eve isterim de. Sen batıyorlar şeyleri. Şu anneye hemen benzeyen geliyor, var ya. Hemen o yeni suratlarını, çok güzel bunlar ya.
Kerim senin ne güzel bir şeysin sen. Bu anneye benzeyen bu iş değil mi? Ay yeni bir şeyin suratı. Anne burada mı? Çok tatlısın ya. Ah Mehmet şuna bayıldı. Böyle fikri olana. Çok güzeller ya. Şey yapıyoruz. Sıcak sütten koyuyoruz. Daha onlar soğuk yedikleri. Hiçbiri çıkmaya çıkıyorlar onun üstünde yatıyor. Benim orada da kedi evi var bir tane. Bak bak şuna. Çok oynuyorlar ya. Çok tatlılar ya. Anne yok mu? Şeye geçti şimdi çektin ya. Onların annesi. Şu ah geldi bak şeyde. Gel kız koş. Koş kız. Ben çok Mehmet'in... akıllı anneler de çok akıllı. Anne gerçekten güzel farklı bir şey. Yok yok. Bilmem ne Norveç bilmem ne kedisini yedik. Evet. Dağ kedisi bak var. Güzel bir yer var. Kuzu falan çok farklı ya. Kuzu kuyruk falan. Evet. Kuyruk. Kulaklarındaki tüylere baksana onlar da farklı bir etkine duruyor. Kuyu da çok güzel ya. Çok güzel bakıyor ya. Şu benim favorim o. Arkadaki Mehmet de buna bayıldı. Sen ne tatlı bir şeysin. Bak çok güzel de bir şey olacak diyor onlara. Dışarıdan gelene saldırıyor mu? Şey yapıyor mu? Yapmıyor değil mi? Sadece ya yavrumda bir şey yapılacak zannettiği zaman tedirgin oluyor. Ama onu sevince bırakıyor şeyi.